Var sunar. Herkese merhaba sevgili Galatasaraylar ve sevgili Haber 1905'in çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Galatasaray'ın transfer gündemini yorumlayacağım. Ve aynı zamanda birkaç tane de konu var. Bu konu hakkında da yine gerekli bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. Sizlerden de bir ricam var. Lütfen fikirlerinizi ve yorumlarınızı Yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. İzlerken de abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de Telegram grubumuza bekliyoruz. Açıklama kısmında oradan da son dakika bilgileri anlayan an paylaşıyoruz. Evet aldım notlara bakmak istiyorum. Öncelikle dün biliyorsunuz Galatasaray-Trabzonspor 2-0 mağlup etti. Harika bir atmosfer vardı. Mükemmel bir atmosfer vardı. Dün maçtan sonra yayın yapamadım. Ama bugün ancak video atabildim arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum. Dün e, maçı tekrar tekrar izledim. E, hala şunu şokundayım. Atilla Karaoğlan'ın performansı inanılmaz kötü arkadaşlar. İnanılmaz kötü ve Galatasaray'ı durdurmak, Icardi'yi durdurmak, Torreira'yı durdurmak adına her türlü çabayı sarf etmiş bir Atilla Karaoğlan var. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir an önce bunlara dur demesi lazım. Yani dün akşamki maçı FIFA'dan veya UEFA'dan bir yetkili hani merak edip izleseydi. Türkiye'de büyük bir maç vardı. Galatasaray Trabzonspor maçı. Bu maçı da Atilla Karaoğlan yönetiyor. Bir izleyelim deseydi Atilla Karaoğlan bir daha ömrü hayatında Avrupa'da görev alamazdı. Böyle bir rezil hakem yönetiminden sonra bir de üstüne üstüne kalkmış Trabzonspor cephesi bir bildiri yayınlıyor. Hakem yüzünden kaybettik demeye getiriyor. Hakem yüzünden kaybetmediniz değil. Hakem yüzünden fark yemediniz. Bu. Yani Trabzonspor'un yerinde olsam eğer gerçekten de doğruyu konuşacaksanız, adil konuşacaksanız olay şu. Trabzonspor dün hakem sayesinde fark yemekten kurtuldu. Trabzonspor'un bir kere kareye doğru düzgün yok. Pozisyonu yok. Organize hata yok. Ve Galatasaray iyi oynadı bir maçta hakeme takıldı. Ya faul var Galatasaray'a avantaja bırakacağın yerde. Gole gidiyor takım bırakmıyorsun. Ama rakip ya bir Trabzonspor'un bir tane pozisyonu var biliyorsunuz gol pozisyonuna girdi. Net bir gol pozisyonu var sadece. O da e, Galatasaray'da Trabzonspor Galatasaray futbolcu Trabzonspor'a galiba faul yapmıştı ve offset olabilir. Tam hatırlayamıyorum şu anda. Offset pardon. Icardi offset'taydı. Hakem de yan hakemin bayrağını gördüm dedi ama avantaja bırakıyorum dedi. Ta rakip kalenin orada ve o pozisyon geldi Galatasaray'ın kalesinde tehlikeli pozisyon oldu. Yani Trabzonspor'un lehine olduğu zaman avantaja bırakan, düdük çalmayan Galatasaray'ın lehine olan bir pozisyona direkt düdüğü çalan ve maçı durduran, soğutan bir hakem vardı. Torreira'ya yapılan ikinci e, ha harekette, taş çizgisinin orada yapılan harekette o futbolcunun orada ikinci sıradan kırmızı kart görmesi gerekiyordu. Vermedi ve e, Trabzonspor teknik direktörü oyuncuyu oyundan aldı hemen. Geçiyorum. Saça Boya yapılan pozisyon net penaltı. Mertes'e yapılan pozisyon net penaltı. İki penaltı verilmiyor. Bir kırmızı kart verilmiyor. Bunun üstüne kalkmış Trabzonspor diyor ki hakem yüzünden kaybettik. Galatasaray hakemi baskı altına aldı falan da filan da e, Trabzonspor'a yakıştıramadım. Bence kendi oyununu oyunda yok da yani olmayan oyunlu konuşsunlar diyorum. Sevgili Galatasaraylılar e, bunu da sizlere aktarmak istedim çünkü önemli bir konu. Galatasaray'ın ilk haftadan itibaren hakem yüzünden e, durdurulmaya çalışılmasını bir kez daha gördük. Çünkü ligin çok üstünde bir takım var. Bu takımı durdurmak adına her türlü çabayı sarf edecekler savunma hattına sevgili Galatasaraylar savunma hattında şunu söyleyelim Galatasaray'ın sadece Ramos'la ilgisi devam ediyor ama şu anda Ramos konusunda çok olumlu konuşamıyoruz çünkü diğer takımların devre olmasından devrede olmasından dolayı birazcık işler e, kötüye gidiyor gibi ama yine de Galatasaray bu transferde masada var bunun da bilgisini verelim sevgili Galatasaray'la ve sevgili dostlar. Şimdi geçiyorum diğer isimlere. Diğer isimler de şöyle. Galatasaray'ın savunma hattında düşündüğü, isimlenen birinin Tanganga olduğunu söylemiştim. Totum'un e, savunmacısı. E, ve uzun süre Galatasaray'ın gündeminde olan Davinson Sanchez de Galatasaray'ın yine gündeminde olan ve son dönemlerde ciddi anlamda uğraş verdiği bir savunma oyuncusu. E, Davinson Sanchez Galatasaray'ın şu anda ilk adaylar arasında diyebiliriz. Şöyle bir durum e, bekleyebiliriz Yani e, Nelson'un gitmesi durumunda Galatasaray iki stoper takviyesi yapacak ee, ve Nelson'un gitme ihtimali de şu anda Tottenham ile Nottingham Forest arasında ee, Nottingham Forest e, Nelson'u istiyor 18 artı 5 milyon euro bonus toplamda 24 milyon euroluk bir teklifte bulundu Galatasaray bunu değerlendirmeye aldı Nelson'un gitmesi durumunda o bölgeye büyük bir ihtimalle e, yine İngiltere'den bir super gelecek ama ben Davinson Sanchez veya Tanganga'dan birinin olmasını bekliyorum e, bunun da bilgisini Buradan sizlere aktaralım sevgili Yalpa sayılar ve sevgili dostlar. Çünkü savunma hattı önemli. Yani Galatasaray savunma hattını güçlenmek zorunda. Kaan Ayhan da aslında iyi bir performans gösterdi son Trabzonspor maçında ama e, oraya yabancı iki tane takviye şart gibi duruyor. Bir tane böyle hızlı dinamik bir futbolcu e, Sanchez gibi. Şimdi ön tarafta tabii e, Hakim Zeyn gelmesiyle beraber ön taraf bambaşka bir kalite oldu. 8 numara e, burada 8 numara konusunda bugün Mirror gazetesi Thomas Partey'i yazdı Galatasaray'a ama ben her zaman olduğum gibi gerçekçi konuşmaya devam edeceğim. Yani Galatasaray'ın evet transfer listesinde olduğunu ben de biliyorum ama Thomas Partey için Arsenal'ın şu anda bonservis pek kendisi 40-50 milyon euro bandında hani bazı kaynaklar 10-12'ye biter diyor yani 10-12'ye biterse bu bence Galatasaray'ın son dönemlerde hani e, yapıp yapabileceği en iyi işlenen biri olur. Yani Thomas Partey'i 10-12 milyon euroya getirirsen bence Zaha transferinin üstünü örtersin. Veya Tete'nin üstünü örtersin dersin ki asıl transfer bu dersin. Çünkü bu potansiyelde bu yaşa bir futbolcuyu Arsenal'dan koparıp 10-12'ye getirmek bu inanılmaz bir başarıdır. Yani bu sana 5-10 sene kazandırır öyle söyleyeyim. Mükemmel bir isim olur çünkü Thomas Parti e, hani Zaha'dan daha çok etki yaratır tete'den daha çok et fazla etki yaratır bence. Ben o e, düşündüğüm o kanattayım. E, bekleyip göreceğiz ama hani Galatasaray'a gelme ihtimalini ben çok düşük görüyorum. Bunun da bilgisini aktarayım. Galatasaray Salı günü Monaco ile Fofana için bir araya gelecek ve son bir görüşme gerçekleştirecekler. Olumlu olumsuz durumu sizlere bu konuda aktaracağım tabii ki. Ama 8 numara konusunda e, Galatasaray'ın gizli yürüttüğü iki tane isim var. E, bu isim konusunda şu anda hani pek e, transferin bozulmaması adına çok fazla e, bilgi vermek istemiyoruz ama hani endomele defterinin bir kez daha açıldığını zaten söylemiştik. E, uzun zamandır Galatasaray'ın görüştüğü bir isim. Ama bu iki isim e, özellikle de Avrupa piyasasında olan isimler bunlar. E, biri gayet büyük bir yıldız. Biri biraz daha genç bir futbolcu. E, hani İtalya, Fransa, İngiltere o bölgelerden e, kafanızı ve Hafızanızı zorlayabilirsiniz. Biraz daha zaman geçtikçe, işler biraz daha resmiyete kavuştukça sizlere bu konuda daha net bilgi aktaracağım. Ama şu anda yani, transferin bozulmaması konusunda e, bilgiyi aktarmamak en doğru karar gibi duruyor. E, sevgili Galatasaraylar, videomuzun sonuna geldik. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Galatasaraylıyız. E, Galatasaray'ın birazcık gündemini konuştuk. Tabii yine yayınlarla devam edeceğiz. E, Galatasaray'ın futbolunu konuşacağız. Transferi konuşacağız. Sizden bir ricam var like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Ve aynı zamanda abone olmayı unutmayalım. Telegram grubumuzda an ve an son dakika bilgileri paylaşıyoruz. Açıklama kısmında Telegram grubumuz var. Lütfen Telegram grubumuza katılmayı unutmayın. Çünkü katılmazsanız çok şey kaçırırsınız. Bazen oradan da sesli canlı yayın açıyoruz. Sizden gelen soruları da oradan alıyorum arkadaşlar. Lütfen Telegram'a gelin. Orayı da canlandıralım. Kendinize iyi bakın. Sponsorumuz golvar.com'a da Buradan teşekkürlerimizi sunarız. Köşe yazımı ve günün iddia tahminlerini, maç yorumlarını yine golvar.com'dan takip edebilirsiniz sevgili Galatasaraylar ve sevgili dostlar. Şimdilik hoşçakalın.